Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Biz uyandık. Şimdi kahvaltımızı da hazırladık. Şöyle yumurtalı ekmek yaptık. Zaten birçok kez tarifini vermiştim. Yumurta ve süt karıştırıyorsunuz. Tuz, karabiber. Ekmeği bandırıp, hele bayatlamış ekmekte de yapabilirsiniz. Güzel bir fikir değerlendirmek için. Ondan sonra yağda kızartıyorsunuz. Bayağıdır yemiyoruz, özledim ha. Evet, üstüne biraz maydanoz koydum. Güzel olur diye yanına da domates. Bir de böyle birazcık kahvaltılık. Şimdi bize afiyet olsun. Gün içine tekrar görüşürüz. Denler biz çıktık. Hemen böyle hazırlandık. Ben de mutfağı bir toparladım. Şimdi birkaç kargımız vardı. Hemen onları hazırladık. Şimdi PTT'ye götüreceğiz. Evet. Açıyorlar. Açıyorlar mı? Aradaydılar. O yüzden biraz oturduk. Aynen. Arabada bekliyorduk. Ben gideyim kargoları halledeyim, evet, o zaman. Evet. Eşim kargoları halledecek. Ondan sonra biz alışverişe gideceğiz. Evde birkaç eksik var. Onları alacağız. Ve evet. Böylelikle bir gün olacak, evet, inşallah. Şimdi biz kargoları halledelim. Ondan sonra alışverişe gidelim. Canlar, biz kargolarımızı verdik. Evet. Şimdi çok, yani az önce çok güzel, hayırlı bir haber aldık. Evet. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda sizinle de paylaşacağız bu haberi. Gerçekten uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi, evet, bu arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah en kısa zamanda sizinle de paylaşacağız. Beklemede şimdilik tahminlerinizi biraz almak istiyorum. Acaba ne olabilir diye tahminlerinizi almak istiyorum. Evet. Evet, şimdi biz alışverişe gidelim. Ondan sonra evet, evet, alışverişimizi yapalım. Biz markete geldik. Şimdi yoğurt alacağız. Hı, tamam. 22-12'ye kadar. Tamam canım. Ama dur, küçük alalım ya. Ya da sen, iki hafta gider mi? Gidene kadar yeriz. Ha, tamam. Doğru. Evet, şunu alalım. Şimdi böyle alışveriş yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızı söylüyor. Genelde hep fırlarken sıramız var. Evet. Evet. Şimdi temizlik malzemelerine gidelim. Şu an eve geldik. Eşim hemen, burada bir araba var. Onunla şey yapıyoruz, yukarıya taşıyoruz. Bu da neymiş böyle? Vay, düşüyor, düşüyor. Neyse, düşsün. Bir dakika, yan şunu şuraya atayım. Evet. İşte onunla şey yapıyor. Onu şimdi indirmeye gitti. Ben de hemen şimdi tripod falan çıkaracağım. Size yaptığımız alışverişi göstermek istiyorum. Ondan sonra bugün kıyma hamburger yapacağız. Yemek olaraktan, yani öyle düşündüm. Daha çok, yani şöyle söyleyeyim, eşime sordum ne istersin dedim. Kendisi kıyma hamburger dedi. O yüzden kıyma hamburger yapacağım inşallah. Öyle nefes nefese kaldım, bayağı bir yoruldum bugün. Oh, evet, şimdi hemencecik ben alışverişlerimizi göstereyim. Ondan sonra beraber yemek yaparız. Gelelim şimdi yaptığımız alışveriş arkadaşlar. İlk önce nereden başlayayım? Yunus Market'ten başlayayım çünkü oradan biraz az alışveriş yaptık. Şöyle iki paket tam buğday lavaşı aldık arkadaşlar. Tarihi bayağı bir ileriye kadar gittiği için iki paket aldık bulmuşken. Çünkü genelde her zaman bulamıyoruz. Hep sorun oluyor. O Yunus Market'ten diğerine koşuyoruz. O yüzden iki paket böyle aldık. İçinde tanesinin 8 tane var. Bizi bayağı bir idare eder diye düşünüyorum. Biliyorsunuz biz lavaşlı şeylere bayılıyoruz zaten. Ondan sonra evde renk sos yoktu. Renk sos aldık. Şöyle bir tane şekersiz çamlıca. Sonra geçen bu aldığım tam tahıllı, ballı, yani balla tatlandırılmış, şeker yok içinde, Kellogg's vardı ve inanın çok lezzetli ve balla tatlandırıldığı belli. Çok şekerli bir şey değil ama şeker ihtiyacınızı tamamen gerçekten karşılıyor bu şekilde. Hatta birisi sormuştu, markası Nestle. Böyle tam tahıl, ballı, Cheerios yazıyor. Sonra ayrıca şöyle Sütaş'ın kaşar peynirini aldık. Klasik. Gelelim şimdi Gimsa Market'ten yaptığımız alışverişe arkadaşlar. Şöyle Melisa çayı almış eşim. Hayatım, sen bunu yanlış mı aldın? Yeşil çay almayacak mıydın? Neyse, Melisa çayı almış. Valla ben onu direkt gördüm, baktım şeye. Ama aynı duruyor biliyor musun paketi? Valla. Evet. Neyse. Yani yeşil çay yerine Melisa çayı almış. Şöyle bir tane şampuan aldık. Bir tane cif.
Benim vazgeçilmezlerim. Bu arada ben ABC'nin cifini gerçekten çok sevdim. Yani severek kullanıyorum. Şöyle beyaz sirkem bayağı bir kullanıyorum ben temizlikte. Bitiyordu yine. Tekrar bir tane paket aldık. Duş jeli. Ben bunu nedense sevdim. Güzel kokuyor. Böyle aloe vera diyor ama güzel kokuyor. Sonra bir de kaymaksız yoğurt. Bu bizi zaten şimdi ben Almanya'ya gidene kadar idare eder diye düşünüyorum. Daha da almayız zaten. Bitse de almayız. Bitmez çünkü. Şöyle muz aldık. Salatalık. Ondan sonra domates. Bakalım. Şöyle eşim kendime armut almış. Ben pek armut yemeyi sevmiyorum. Birazcık soğan aldık. Şurada bakayım ne varmış. Kavun. Resmen ismini hatırlamadım diye baktım. Kavun aldık. Ve patates var burada arkadaşlar. Şimdi çıkarmayayım. Şuraya bakayım. Evet. Tam buğdaylı, chia tohumlu hamburger ekmeğimiz arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor. Buradan aldık. Bugün hatta bunu kullanacağız. Şöyle tavuk aldık. Ondan sonra maydanoz. Şöyle mandalina. Çok güzel oluyor. Ara öğün olarak da. Bir de kıyma aldık böyle iki paket. Ayırttık. Ayrıca orada fırsat ürünleri vardı arkadaşlar. Orada ben şey buldum. Size hatta göstereceğim. Şimdi benim bizim markamızı takip edenler, Baby Store sayfamızı takip edenler orada biliyor biz züccaciye ürünleri de satıyoruz. Ve orada sattığımız hatta bir tane ürün var. Şöyle kahve fincanı arkadaşlar camdan. Böyle biraz daha ince camdan oluyorlar ya, çok güzel oluyorlar. Hatta kendime de bir paket ayırdım bundan arkadaşlar. Size de veriyorum ama kendime de ayırdım bundan bir paket. Şöyle görüyorsunuz. Ve onun daha büyüklerini buldum. Yani mesela annem bunda, Almanya'da annem de var bunlardan. Şey, çay bardağı olarak kullanıyor. Annem seviyor böyle kulplu. Bu şekilde. Hatta şimdi açacağım, göstereceğim size bir tanesini. Ben de dedim ki annem seviyor zaten. Ki bununla çay içmesi de çok keyifli oluyor. O yüzden böyle 6 tane bundan aldım arkadaşlar şu boyundan. 2 tane kocaman aldım, onu da göstereceğim size. Evet, sonunda açtım. Evet. Bu şekilde. Yani bunlar orta boy, normal. Yani normal insan bunu alınca bununla çay içebilir. Yani ben Almanya'da içiyordum. Bunu da böyle gördünüz zaten, kahve fincanı. Ve şimdi size bir tane boyunu daha göstereceğim. Dediğim gibi bundan 6 tane aldım. Tanesi 3.99'a inmişti. Bakayım, bu büyüğüydü galiba. Bakın bu da büyüğü. Hatta şunu da açayım bir. Bunun galiba fiyatı 4.99'du. Bundan da 2 tane aldım. Sadece eşimle bana aldım. Genelde böyle biz yeşil çay falan içince iyi oluyor böyle büyük bardak kupa tarzında olunca. Bence çok hoş duruyor. Şöyle açayım. Evet. Dediğim gibi şu an fırsat ürünlerindeydi. Normalinde var mı bilmiyorum ama. Evet, bu da büyüğü. Hatta size şu an şöyle küçüğünü de göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. İnce cam. Çok güzel oluyor bunlar. Hem görüntüsü de güzel, elde böyle şeyi de güzel. Evet, dediğim gibi bundan aldım. Evet, şimdi ben bunları kaldıracağım arkadaşlar. Ondan sonra biraz dinleneceğim. Ve sonra hemen akşam yemeğini hazırlarız. Bugün daha AVM'ye gitmeyi düşünüyoruz. Biraz akşam akşam gezelim dedik. İnşallah onu da yapacağız. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra yemek hazırlığında görüşürüz. Yemeği hazırlayacağım arkadaşlar. Böyle malzemelerimi önüme aldım. Direkt başlıyorum. Tarifini birçok kez vermiştim. Hemencizik yapalım. Çünkü feci şekilde acıktık. Daha dışarı çıkacağız, gezeceğiz. O yüzden hemen yapalım, yiyelim.
canlar, yemeğimiz hazır. Şimdi biz bunu afiyetle yiyeceğiz. Böyle ekmeklerimizi de çıkardık. Şimdi bize afiyet olsun. Çıktık. Yemeğimizi yedik, doyduk. Evet, şimdi Kent Park'a ve Çepa'ya gideceğiz. Aynen. İkisinden birisini seçeceğiz. Oraya gideceğiz inşallah. Zaten yan yana var. Yani ikisine bile gidilir İkisini yani. İkisini de gezebiliriz yani. Evet, ya biraz dedik dolaşalım akşamüstü. Evet, yani o şekilde. Bir şey demek ister misin? Öyle gençler. Vallahi yoruldum ben bugün ha. Bilmiyorum ne yaptık ki biz bugün. Herhalde alışverişten yoruldum. Evet. Alışveriş yordu. Her hafta olduğu gibi. Sizi de yoruyor mu alışveriş? Beni çok yoruyor ya. Seni? Beni yoruyor işte. Yani hem böyle sanki kafamı yoruyor böyle. Ulan ne alacaktık? Sanki acayip 50 saat yani. Aynen. Bütün günümü alıyormuş gibi hissediyorum alışverişi. Şey hani böyle normal gıda alışverişine gidince. Neyse. Sanki çok zor bir şeymiş gibi. Değil mi? Evet, şimdi gidelim gezelim birazcık dışarılarda. Şu an English On'dayız. Şu fincan takımları bence çok hoş ya. Sence? Çok klasik ama hoş bence. Bak bu güzelmiş. Aa, bakın şurada farklı da var. Altılısı. Şuradaymış bak. 50 liraymış. Bakın şurada da var. Bence çok güzel. Yani alınabilir gündelik için değil mi? Evet. English On'a göre ucuz. Aynen, English On'a göre ucuz. Ay ben şu tarz şeylere, mumluklara bayılıyorum. 35 lira. Mumluk ya. 3 al 2 ödedim. Bakın bunu yeni gördüm. Daha yeni gelmiş ama güzel değil bence o kadar. Ama bence yine de değişik yani. Şu 35 liraymış. 35 lira. Bakın şu an ne bulduk. Hatun bayağı güzelmiş ha. Bakın o kadar ben güzel. Ben buldum ki. Gençler. Çok güzel. Böyle üçlüsü 12.99. Evet. Valla iyi fiyat. Çok zarif. Bu tatlı bardağı da olur biliyor musun? Evet. Sonra şurada şöyle şeyler var. Sürahi mi deniliyor bunlara? Bunlar benim çok hoşuma gitmiyor. Hatun bırak bunu saydı. Bırak bunu saydı. Hatta şurada da var sürahiler. Ama hiçbirinin kapağı yok. Kapaksız sürahi mi olur ya? Bence olmaz. Ne o yani? Kapaksız sürahi. Ya o da öyle bir şey işte. Yani sadece o an mesela sofraya koyabilirsin hemencecik. Ama yok, ağzı açık. Bence olmaz bence. Bence olmaz bence. Bakın hatta şöyle su takımları da var. Beşli. Dört tane bardağı güzel var. Güzel biliyor musun hayatım? Bu şekilde bardağı var. Ekstradan bu var. Aslında hoş duruyor. Lakin harbi ağırmış ha. Evet, dediğin gibi misafir sofrası ama kapağı falan yok. Kapağı kendim alacağım. BİM'deki şu saklama kaplarının kapakları var ya. Onlardan koyacağım. Ama o da yani artık kalitesiz gözükür. Neyse, biz buradan çıkalım buradan. Bir şey gözümüzle kestirme arkadaşlar. Bakın burada ne buldum. Şöyle. Galiba Paşa Bahçe'nin. Şurada Paşa Bahçe'nin şeyi var ama. Altı lacivert. Şöyle göstereyim size. Tereyağlık. Benim ama evde var ama benimkisi tamamen şöyle camdan. Şu altı da cam. Bu mesela hoşmuş. Böyle koyu sofralar sevenler için. Böyle de bir şey daha var. Saklama kabı ama. Bence en güzeli tereyağlık. Evet, şurada da bardaklar varmış. Küçücükler ama. Neyse koyalım yerlerine. Canlar şu anda ikimizi de böyle acayip bir ağırlık bastı. Bugün yorulmuşuz bayağı bir. Evet, o yüzden çok gezmeyeceğiz. Yani English On'dan çıktık, bir iki mağazaya daha girdik. Artık eve gideceğiz arkadaşlar. Bu arada yarın İnşallah sürpriz bir misafirim var. Çaya gelecekler. Onun için önden bir hazırlık yapmak istiyorum. Zaten kurabiye yapıp buzluğa atmıştım. Kurabiyem var yani. Ekstradan mozaik pasta yapacağız. Diğer hazırlıklarım da yarın olacak inşallah. Evet. Onları da yarın görürsünüz zaten. Aynen. Şimdi eve gidelim. Hemen mozaik pastamızı yapalım. Eve geldik. Daha demin mozaik pastam için malzemelerimi çıkaracaktım. Ve bilin bakalım ben neyi unutmuşum. Sütü. Evde resmen süt yok. Yani bugün alışverişte de hiç aklıma gelmedi. Almadık da. Eşim dedi neyse dedi. Bir de saat şimdi 10. Her yerde kapandı. Dedi ki sabah alırım. Hemen sabah yaparız. Buzluğa atarız. Geldiklerinde de çıkarırız taze taze. Ben de tamam dedim. Şimdi biz artık bir şey yapmayacağız. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmiş olduğunuz bir video olmuştur. Böyle size balımı göstermek istedim. Evet, o zaman hepinize hoşça kalın diyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bye bye.